bir şey olabilir. Kerem Bey, olabilir mi böyle bir şey? Alabilir miyim? Söylediği şu, herhangi bir tebligat yapılmadı diyor Cevheri Bey bize. Şu ana kadar bir mahkemeden herhangi bir onay tebligatı da yapılmadı. Yazı İşleri Müdürümüz ifadeye çağrılabilirdi. Onun yerine terörle mücadele şubesi ekipleri tarafından gözaltı işlemi gerçekleştirildi. Sağlık muayenesinden geçirildi, vatan emniyete götürüldü ve bir süründürme işlemi yapılıyor diyor. Söylediği buydu Cevheri Bey'in. Öyle söyleyeyim. Normalde bunların hepsini olmaz demem gerekir benim Ne hukuken. gösteriyor? Yasaya göre yapsalardı ne olurdu? Yapması gereken, yapılması gereken şey neydi? Şimdi yasaya göre yapsalar zaten Ya da anayasaya bu diyelim. detoplatmayı yapamazlardı. Bir işlemde sorumlu müdür hakkında yapamazlardı. Neden? Onun için esas şöyle ki, şimdi Cumhurbaşkanı'na hakaret suçu aslında bu işin başlangıcı. Anladığım kadarıyla benim medyadan izlediğim ve biraz önce Nokta Dergi'den bağlandığınız Cevheri arkadaşımın da Güven söylediği Bey, kadarıyla genel yayın yönetmeni. Şu anda hatta zaten o da. şimdi ben onun zaten Cevheri Bey'in şeyini paylaşmış, duymuştum, gördüm pardon. Bu elle ekleme meselesi, onun yapılmasının nedeni şu. Bakın, Cumhurbaşkanlığına hakaret suçu Türk Ceza Kanunu 299. maddesinde düzenlenmiş bir suç. Ama bunu uzun zamandır söylüyoruz. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi biri Türkiye'ye yönelik olan bir karar olmak üzere devlet başkanlarının, ki buna İspanya kralı dahil, bu kralı dahil nedeni şu: kral çok daha tarafsız bir pozisyonda olmasına rağmen, ki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bunu tartışıyordu, devlet başkanlarına hakaret suçunun ayrı bir suç olarak düzenlenmesini sözleşmeye açık bir şekilde aykırı buluyor. Birincisi bu. Yani Cumhurbaşkanına hakaret diye bir suçun olması Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne aykırı. Ve bizim anayasamızın 90. maddesi diyor ki, eğer temel hak ve özgürlüklerle ilişkin bir sözleşmeyle diğer yasalar çatışırsa sözleşme Sözleşme yasası olacaktır. geçerlidir. Bu nedenle Türkiye'de aslında hiç kimseye Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği için Cumhurbaşkanı'nın hakaretten soruşturma açılamaz. Bunun önemi nedir? Tayyip Erdoğan da herkes gibi eşit bir şekilde hakarete karşı korunabilir. Ben gibi, siz Ancak gibi, normal evet, vatandaş gibi herkes, aslında ama daha insan fazla olarak değil. bakıyor meseleye. Evet. Bunun önemi ne? Şimdi Cumhurbaşkanı'na hakaret suçu 4 yıla kadar hapis cezası gerektirdiği için ya, olabildiği için buna dayanarak tutuklama yapılıyor Türkiye'de. Birincisi bu. 20'nin üzerinde İkincisi, insan şu anda cezaevinde bildiğimiz tabii. kadarıyla. Şimdi ikinci bir husus şu: basın özgürlüğüyle ilgili yine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi çok açık bir içtihadı var. Diyor ki, nefret ve şiddet meselesinin açıkça olmadığı durumlarda paraya çevrilen durum, para çevriliği olsa bile hapis cezası verilemez diyor hakaret davalarında. Şimdi dikkat edin, bıraktım tutukluluğu, hükümlülük bile kabul edilen bir şey değil. Şimdi bunu sağlayabilmek için bir kere zaten Cumhurbaşkanlığına hakaret meselesi mümkün olmadığı için böyle bir yayının engellenmesi de mümkün değil. Bir. İkinci husus şu: bu olsa bile bir yayını neye göre toplatırsınız? Basın kanununa göre, eskiden terörle mücadele yasasına göre de oluyordu. Terörle mücadele yasasındaki ilgili hüküm kalktı. Basın yasasında da hangi suçlardan dolayı toplatma kararı verilebileceği, dağıtmak yasağı getirilebileceği söyleniyor. Orada doğal olarak Cumhurbaşkanı'na hakaret yok. Hiç düşünülmemiş bir şey. O şimdi moda oldu çünkü. Ama terörle mücadele yasasının 7. maddesinin 2. fıkrası, yani propaganda suçu var. Belli ki benim anlatılanlardan anladığım, tabii bir şey göremiyoruz ama bunun kapsamına sokmak suretiyle, yani bu sadece Cumhurbaşkanı'na hakaret değil, bunu göstererek terör örgütünün de propagandasını yapıyorsun. O zekayı da ben okuyabiliyorum. Peki Ya yani Cumhurbaşkanı'na şimdi terör örgütü de bunu söylüyor, sen de bunu söyleyerek diyerekten onu katmışlar ve ya böylece bunu mümkün hale getirmişler. Görünen ikinci nokta bir bu. kapaktan propaganda yapmak mümkün mü acaba bir fotoğrafla ya da hangi terör örgütü denilebilir ki buna? Nasıl tespit edilebilir ki? Kapak mı? Sadece kapak. Türkiye'de her şeyden propaganda üretilir. Hiç merak etmeyin. Mesela Bercan Aktaş var. Bir süredir tutuklu. Attığı bir tweetten dolayı, bu tweet'i de açıklamış olmasına rağmen, şimdi tutuklama kararı niye verilir bir kişi hakkında? Delilleri karartacak veya kaçma riski olacak. Şimdi pasaportu olmayan, tweet'i de kendi attığını söyleyen bir kişiyi bir aya yakın zamanda tutuklu tutuyorlar. Onun için
Bu olabiliyor. Şeye gelince, tebliğ etmeme meselesine, özellikle erişim engelleme kararları için Twitter hesapları ve sosyal medya hesapları, internet siteleri için size şöyle bir şey söyleyeyim. Belki %10'u tebliğ ediliyor, edilmiyor. Bakın, kural tebliğ edilmesidir. Çünkü anayasanın 40. maddesine göre siz bir kararı alacaksınız. O karar size itirazın edeceğiniz yerleri gösterecek ki siz bu hakkınızı kullanabilirsiniz. Niye internetteki tebligat yapılmıyor? Varsayın şu, yurt dışındayız. Ama yurt içinde olanlar da dahil olmak üzere. Ve bakın, buna T24, Radikal, Cumhuriyet, efendim, Cumhuriyet, Diken, Diyanet dahil olmak üzere. Arayın, sorun. Onlar birçok haberlerini engelleme geldiğinden haberdar değiller. Ancak okuyucuları haber verince haberdar oluyorlar. Nedeni de şu. Türkiye'de yeni bir sistem kuruldu. Adı Suç Ceza Hakimliği diye bir şey. Suç Ceza Hakimliği 2014'te kurulmuş bir şey. Ve suç ceza hakimlikleri artık sadece bunlara karar veriyor. Esastan karar vermiyorlar. Yani tutuklamaya, erişim engellemeye, efendim, yakalamaya, bu tür şeylere karar veriyorlar. Bu hakimliklerin verdiği kararlara karşı da bir üst mahkemeye başvuramıyorsunuz. Yandaki hakimliğe başvuruyorsunuz. Yani üst, mesela ikinci suç ceza dediniz ya. Üç. İkinci suç cezanın kararına karşı 3'e başvuracaksınız. Ve bu öyle bir kapalı sistem ki 10 tane yargıç Türkiye'deki bütün internet sitelerine ne olacağına karar veriyor. Bunların verdikleri kararların çok büyük bir kısmının da tebliğ edilmediğini biliyoruz. Onun için ben şaşırmadım yani. Hukuki mi derseniz, hukuki değil tabii ki. Bıraktım bunu, hani yasadaki hükmü, anayasadaki açık hükümlere aykırı, ama var mı? Çokça var. Yani Türkiye'de adalet karşısında kimse hakkını arayamayacak mı bu şartlarda? Bu kadar hukuksuz olduğunu söylüyoruz, bu kadar uzmanlar söylüyor. Bir takım insanlar mağdur oluyor, yayınlar engellenebiliyor. Ne yapacağız peki? Valla şöyle söyleyeyim size. Kabul edip oturacak mıyız? Yani yoksa bir yer var mı yani bu hakkınızı arayacağız? Valla ben şahsen meslektaşım Yaman Akdeniz'le çok fazla insana bu özellikle internet üzerindeki ifade özgürlüğü meselesinde hukuken destek oldum. Biz kendimiz bir sürüsüne de itiraz ettik bu kararların. Onu aşkın başvuruyu da Anayasa Mahkemesi'ne yaptık. Ve hani bütün bu hukuksal yolları şey yapıyoruz. Bunun dışında yapabilecek çok şey yok. Yalnız şunu söylemek isterim. Şimdi bizim hukuk devletini tartışırken şöyle bir temel sorumuz var. Hukuk devletinden kastımız acaba maddi hukuk devleti mi, şekli hukuk devleti mi? Buradan kastım da şu. Bir kural var ama doğru ama yanlış herkese uygulanıyor. Eğer herkese uygulanırsa düşünce şudur. Eninde sonunda bir adalet sağlarsınız. Türkiye'deki durum şu. Bütün bu kurallar ve mevzuat tek taraflı uygulanıyor. Bakın, bir İstanbul'da bir profesör her şehit için bir şeyi indireceğim. Bir HDP'li milletvekilini indirmek lazım dedi. Evet. En ufak şeyden nem kapan savcılıklar ve hakimler bunun ifade özgürlüğünden faydalanacağını söylediler. Şu gerekçeyle, indirmekten kasıt Türk Dil Kurumu'na göre yüksekte olan bir yerden aşağıya indirmek anlamına geliyormuş. Dalga geçer onu gibi. Onu kastettiğini söylediler. Yani şimdi, bu tam kastetti olsaydı, HDP değil de bir AK Partili milletvekili için böyle bir açıklama yapılmış olsaydı herhalde indirmenin ne manaya geldiğini herhalde çok daha net bir şekilde bakın görüyorum. Orada hakaret değil, artık tehdit var. Evet. Yani onu muhtemelen uygularlardı. Şimdi en başa dönecek olursam şöyle bağlayayım, evet, isterseniz. Eğer Cumhurbaşkanı herkes kadar hakaretten korunuyorsa ve böyle bir nedenle bir dergi yasaklatılabiliyorsa, yarın siz de bir dergiyi yasaklatabilirsiniz. Çünkü durum odur. Aynen. Eğer o kişinin onuru, haysiyeti bu nedenle zedeleniyorsa, işte Yeni Şafak'ın yaptığı bir haberde, Yeni Akit'in yaptığı bir haberde, Sabah Gazetesi'nin yaptığı bir haberde, o zaman da onların hedef gösterdik. O zaman onlar da yayınlanmasın. Madem öyle, yani tamam, eşit uygulansın o zaman. Hiç kimse hiçbir şey konuşamasın. Yazılmasına geliriz ama durum öyle değil, dikkat ederseniz. Ama bunların hiçbiri, bakın biz kanunlarımızı, mevzuatımızı çok eleştiriyoruz ama bizim mevzuatımıza göre bile hukuki değil yapılanlar. Yani, Cumhuriyet Gazetesi geçtiğimiz hafta yazdı bunu zaten haberinde. Burada zaten en tehlikeli noktaya geliyor herhalde, güçlünün hukuku. Hukukun herkese eşit olmasına ziyade güçlünün hukuku hayatta gibi görünüyor. Çok teşekkürler katkılarınız için. Cevheri ben Bey, teşekkür ederim. Cevheri Bey. Efendim. Dinlediniz herhalde. Bilişim uzmanıdır kendisi. Yani çok iç açıcı açıklamalar değil baktığınız zaman. Elde edebileceğiniz bir sonuçta olmadığı gibi bir
zemin çıkıyor ortaya, tablo çıkıyor ortaya. Ne yapacaksınız? Yani hakkınızı nerede arayacaksınız? Yani hakkımızı tabii Avrupa İnsan Hakları Anayasa Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne kadar arayacağız. Kaldı ki hukukçu gerçekten konuyu çok tafsilatlı biçimde anlattı. Kerem Bey, Kerem ama daha Anayasa Mahkemesi'nin daha 3-4 ay önce verdiği bir karar var. Abdullah Öcalan'ın yazdığı kitaplarıyla ilgili verilen toplatma kararını Anayasa Mahkemesi hak ihlali olarak gördü. Yani Abdullah Öcalan terör örgütü yöneticisi olmaktan hüküm giymiş birisi. Yani bizim kapağımızda herhangi böyle bir ibare bile olmamasına rağmen toplatma kararı veriliyor. Şu anki sus ceza hakimliklerin, savcılıkların yaptığı Anayasa Mahkemesi iç hukuka da tamamen aykırı. Sadece Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne de değil yani iç hukuka aykırı. Evet, onlarla hiç karşılaştırmıyorum bile yani. Onlarla zaten yani siz, ki bu bizim kapaklı. Siz niye böyle bir kapak yaptınız? Bir de onu çok kısa söylerseniz bize anlatayım, dinleyenler aydınlansın. Cumhurbaşkanı Erdoğan gerek geçenlerde katıldığı bir şehit cenazesinde elini tabutun üzerine koyup şehitliğin ne kadar mutluluk ve sevinç duyulacak bir şey olduğunu anlattı. Evet. Bunu canlı yayın programlarında da anlattı. İnsanlar selfie çekerken böyle beğendikleri, mutlu oldukları, sevinç duydukları manzaraları arkalarına alırlar, kişileri arkalarına alırlar ve çekerler. Cumhurbaşkanı da bu şehitliği veya böyle sevinç duyulacak bir şey olarak görüyorsa bir selfie de bir ironi yaptık biz orada. Bu rahatsız edici olabilir, sert bir eleştiri olarak görülebilir fakat bunların hepsi basın özgürlüğü kapsamı içerisinde. Eğer bir suç varsa yani da bu, dava açılır, ona göre hakaret ise başka evet, bir şekilde görülebilir tabii. Bu hiçbir biçimde bir gazetenin, matbaasının, bir derginin, yayın merkezinin vesaire terörle mücadele polisleriyle böyle basılmasını, avukaya altına alınmasını gerektirmez hiçbir biçimde. Ama yani şu an güçlünün hukuku sizin dediğiniz gibi uygulandığı için bu devam edecek gözüküyor ve bu basına yönelik Hürriyet Gazetesi'ne, Cumhuriyet Gazetesi'ne, İpek Medya Grubu'na yönelik yapılan bu hamle yani ve şu an bize yapılan hamle seçim kararı alınmasından sonra başladı. Medyada bir mıntıka temizliği yapılmaya çalışılıyor. Buna karşı ne yapacağımızı sordunuz. Terör örgütü, belki bir şey daha sorayım onu hemen bir parantez açarak. Terör örgütü suçlaması hangi terör örgütüyle ilgili? Cemaatle mi? Belli değil. Hayır, belli değil. O da belli değil. Hangi terör örgütü olduğunu bilmiyorsunuz. Bilmiyor. Çünkü bunu savcı da bilemez ki. Benim dergimin içini görmemiş bu kararı verirken. Sadece bir kapak fotoğrafıyla böyle bir karar veremez. Bu tamamen peşine alınmış bir karar. Ama biz haftaya matbaa, bu arada matbaamız olan baskılarla sözleşmemizi de feshettiler. Matbaamız bizi basmayacağını söyledi bundan sonra. Yeni bir matbaa bulacağız. Peki neden? Tekrar yol... düşünün hani bir iş adamısınız, matbaacısınız ve bir anda karşınızda bir sürü terörle mücadele polisi görüyorsunuz, yedekli vesaire. İnsanlar korkabilir, ben bunu da anlıyorum. Türkiye'de insanların başına neler geliyor son dönemde. Bu nedenle ticaret hayatına da yapılmış bir kast bu. Sözleşmemizi feshetmek durumunda kaldı matbaa. Ama biz yeni bir matbaa bulacağız. Gerek patronajımızın gerekse editoryal kadromuzun kararlılığı devam ediyor. Gelecek hafta onları daha çok rahatsız edecek, gerçekleri daha sert biçimde, daha çarpıcı biçimde dile getirecek bir kapakla yayın hayatımıza devam edeceğiz. Son bir iki soru da sorayım, öyle kapatayım çünkü bizi dinleyenler merak edebilirler diye. Bir patronunuz kim? Kısa kısa. Patronumuz Ramazan Köse. Cemaatle bir bağlantısı var mı? Hiçbir bağlantısı yok. Kendisi Fransa'da yaşıyor. Fransa'da doğmuş, Fransa'da yaşamış, Fransız vatandaşı birisi. Sizin cemaatle bir sempatiniz var mı? Çalışanlar olarak ya da yönetim olarak, dergi yönetim olarak? Ya bu olabilir de olmayabilir de. Yani bu sorular çok merak ettiğim için sordum. Şimdi bağlantı bunun üzerinden yapıldığı için olabilir elbette. Son derece doğal karşılıyorum ama sadece bizi dinleyenler aydınlansın diye derdim o. Ya bu sorunuza vereceğim cevapla da bir yeni bir terör örgütüne sempatiden dava açabilirler ama şunu söyleyeyim. Şu an cemaatle ilgili geçmişte pek çok şey tartışılıyor, geçmişte olanlarla ilgili. Bunlarla ilgili de sert eleştiriler de yapıyoruz. Fakat şu an cemaat gerçekten şu an Nokta Dergisi gibi ya da Cumhuriyet Gazetesi gibi ciddi biçimde mağdur ediliyor. Bizim sayfalarımız mağdur edilen bütün kesimlere açık. Cemaatle ilgili mağduriyetleri de dile getirdiğimiz için, İpek Medya Grubu'na baskına sert biçimde tepki gösterdiğimiz için de biraz bunlar başımıza geliyor. Çok teşekkürler, çok geçmiş olsun. Umarım tekrar olmaz Türkiye'de.